Ayşegül, ay, kim bilir hangi cehennemdesiniz. Siz o paralara bir dokunmuş olun. Bak ben size neler yapıyorum. Ay, Muhsin, canın çıkmasın, Emi. Arıyor herhalde. Aman, bu deli karı hala arıyor. Sen daha çok beklersin. Nerede kaldı bu kadın ya? Yok. Açmıyor telefonu. Oyun mu oynuyor yoksa bana? Kadın haklı tabii ya. Ne deseydi? Aferin be sen. İyi ki sattın evi mi deseydi. Of. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun şöyle geçin, ben şimdi size bir menü vereyim. Yok, ben menü almayacağım, sağ olun. Yemek yapıyor musunuz, ev yemekleri? Tabii tabii. Ne arzu etmiştiniz? Aslında ben başkası için isteyecektim. Kendim için değil. Ha, paket istiyorsunuz. Paket de yapıyoruz. Ya, ben anlatamadım size. Kusura bakmayın. Siz de haklısınız. Ben sizden başka bir şey isteyeceğim. Ne rica edecektiniz başka bir şey? Sokak çocuklarına yardım etmek istiyorum da. Hı. Şimdi şöyle. Şu paralarla yardıma muhtaç çocuklara yardım etmek istiyorum da. Ha. Yani ben tam anlamadım birader. İstersen şöyle masaya geçelim. Bana şöyle etraflıca bir anlat ha. Otur otur. Muhsin amcalarda kaldığımdan beri hep sizi düşünüyorum, biliyor musun? Şimdi ne yapıyorlardır acaba diyorum. Aç mıdır? Yemek bulmuşlar mıdır? Biz bıraktığın gibiyiz Ayşegül. Aynı. O yani Şenol abi yine öyle mi? Yani. Kafasını attırdığın zaman biraz kızıyor. Ama üzülmüyorum artık, alıştım ben. Hem dediklerini yapınca bağırmıyor. O çok kötü biri, çok.
keşke sen de kurtulabilseydin oradan. Beni düşünme artık Ayşegül. Hem beni gidebileceğim artık bir yer yok ki. En azından böyle başımı sokacak bir yerim var. Ama senin adına çok sevindim. Muhsin amca çok iyi biri. Beni çok seviyor. Hep iyi davranıyor. Olmasaydı ne yapardım bilmiyorum. Bakın şimdi, 2-3 mahalle ötede sokak çocuklarının yaşadığı bir yer var. Garipler, yani başlarında ana yok, baba yok. Öyle yaşamaya çalışıyorlar. İyisi, ben de boğazlarından 1-2 lokma sıcak bir şeyler geçsin istedim. De, bu paralar neymiş? Bu paraların hepsi sizin. Benim mi? Kamera şakası falan mı lan bu? Burası sizin değil mi? Tamam benim ya. Dükkanı tamamı benim. Şimdi siz bu paralar senin diyorsunuz, öyle mi? Evet. Paraların hepsi sizin. Yalnız karşılığında çocukların karınlarını doyuracağız. Canları ne istiyorsa vereceğiz. Bakın, burada çok para var. 3-4 sene boyunca onlara her öğün yemek verebilirsiniz. Her öğün? Tabii. Dediğim gibi çok para var burada. Onların kimseye zararı dokunmaz. Gelirler, yemeklerini yerler ve giderler. Tamamdır. Gelip güzelce yesinler yemeklerini tabii. Kabul ediyorsun yani. Allah razı olsun senden. Çok vicdanlı adamsın. Tabii, vicdanlıyımdır tabii ya. Ya çocuklara yazık değil mi? Hayat vurmuş zaten. Bir de biz vurmayalım. Değil mi? Öyle. Sevinsinler garipler ya. Tabii. Anlaştık o zaman. Anlaştık tabii canım. Tabii. O zaman ben gideyim. Olur. Tekrar teşekkür ederim. Yalnız çocuklardan hiçbir şey esirgemeyelim. Tatlısından çorbasına kadar. Canları ne istiyorsa yesinler. Güzelce karınlarını doyursunlar. Tabii canım. Tatlısından, tuzlusundan, çorbasından. Hiçbir şeyini eksik etmem ben. Aklınız burada kalmasın. Tamam, sağ olun. Görüşmek üzere. Güle güle. Ulan Veysel, vallahi ballı adamsın ya. Hala gelmedi. Bu saatten sonra gelmez herhalde. Allah'ın cezası kandırdı beni. Bekliyor musun? Gelmeyeceğimi anlamış olmalıydın. Benden haber bekle. Benim istediğim yerde buluşacağız. Allah Allah. Onun istediği yerde buluşacakmışız. Şu saçaklı yüzünden uğraştığım insanlara bak. Ama seni belime geçireyim. Bütün acımı senden çıkartacağım. Üşüyor musun? Biraz. Geldim çocuklar, geldim. Size çok güzel haberlerim var. Ne oldu Muhsin amca? Hamit, bak iyi dinle. Şu ileride bir lokanta var. Neydi adı? Elif'in Mutfağı. Arkadaşlarınla gidip istediğin zaman orada istediğin kadar 3 öğün yemek yiyebilirsin. Ne? Gerçekten mi? Evet. Arkadaşlarına da söyle. Git istediğin zaman istediğin kadar ye. Ben dükkan sahibiyle de konuştum. Her şeyden haberi var. Parasını da ödedim. Muhsin amca, gerçekten mi? Bundan sonra da o Şenol denilen adam sizi istediği kadar aç bıraksın burada. Hamit, duydun mu? Çok sağ ol Muhsin amca. Arkadaşlarıma söylediğim zaman havaları uçacaklar. Çok güzel. Muhsin, sen gelirsin elbet.
nasıl gelecek ki? Gelemez. O yarım aklıyla çevirdiği işlere bak. Muhsin, sen nerelerdesin ha? Ne yaptığını zannediyorsun sen? Nurten. Sus! Sen nasıl odadan gizli gizli paraları alırsın ha? Olmadık aklın bana mı çalışıyor senin? Sen nasıl Seher'in çalıştığı eve gidersin? Sen ne yaptığını zannediyorsun? Yok efendim, paraları gerçek sahibine verecekmiş. Ya o adam dünyanın bir iyisi, sen mi çıktın benim başıma? Bıktım senden be! Bıktım! Nurten yeter, sus! Paraları çalacaksınız, sonra ben geri götürmek isteyince suçlu olacağım, öyle mi? El alem parasını nasıl çalarsınız siz ya? Sen kim oluyorsun da bana bağırıyorsun be? Kes zırvalamayı da ver şu paraları! Para mara yok Nurten. Ben evimde haram para istemiyorum. Ne yaptın paraları Muhsin? Ver şu paraları! Ne yaptıysam yaptım, sana ne? Muhsin beni delirtme! Yok diyorum, yok. İstesem de veremem sana. Ne demek veremem be? Muhsin parçalarım seni! Ver diyorum şu paraları, nerede paralar? Sokak çocukları için harcadım, oldu mu? Tamam mı? Kenan da nerede kaldı ki? İyi akşamlar anne. Hoş geldin oğlum. Nerede kaldın? Şirkete bir uğradım. Biriken işler vardı da. Zeynep nerede? Odasında. Yemeği inmeyecek mi? Rahatsızlandı mı yine? Yok, öyle bir şey değil. Anne ne oluyor? Bugün Selim'le... Afiyet olsun. Kenan, oturma odasına gel de biraz konuşalım. Dediğim gibi Erkut, rutin tahsilatlar dışında bir işin yok yarın. Onları halletsen yeter. Tamam Necdet Bey. Neyin var senin? Pek bir durgunsun. İyiyim, iyiyim. Erkut, var bir şey belli. İşle ilgili bir şey değil Necdet Bey. O belli. Neyle alakalı söyle bakalım. Zeynep. Boşa kürek çekiyorum Necdet Bey. Hiçbir zaman bana evet demeyecek. Bu kadar emin olma. Bugün Selim'i ziyarete gittim. Giderken de elim boş gitmedim tabii. Karısının seninle birlikte çekilmiş olan fotoğraflarını da götürdüm. Gösterdiniz mi resimleri? Elbette. Fotoğrafları gördüğünde yüzünün aldığı şekli görmeliydin. Bak Erkut, gücün ve paranın elde edemeyeceği hiçbir şey yoktur. Artık güçlü olan sensin. Hem de hiç olmadığın kadar. Ancak Zeynep'in bunu fark edebilmesi için önce senin inanman gerekir. Çocuklarına vermişmiş. Bir de utanmadan söylüyorsun. Nurten ne yapıyorsun ya? Az mı yapıyorum be? Az! Muhsin amca korkuyorum. Nurten çocuğa gelecek, yapma. Kimse gelsin be! Bıktım be! Senden de bıktım, o sürüklüden de bıktım! Nurten dur! Dur diyorum ya! Bak. Bugüne kadar haram lokma yemedim. Yemedin de ne oldu be? Açlıktan nefesin kokuyor. Bir de gitmiş hangi akla hizmetle o paraları çocuklara dağıtıyorsun ha? Nurten, çalıp çırptığın para acaba senin nasıl oluyor ya? Bak, sen bir hata yaptın. Ben de gittim o hatayla hayır işledim. Unutalım gitsin ya. Ne dedi peki Selim diye sordum.
Böyle kaçamak cevaplar verdi. Sonra kaçar gibi odasına gitti. Allah Allah. Ne oldu ki yine acaba? Bilmiyorum oğlum. Ama çok üzgündü. Ayakta zor duruyordu. Ağlamış da çok. Selim yine ne söyledi de üzdü kızı kim bilir. Ah bir bilsem. Tartışmadan, kavga etmeden konuşacaklarına söz verdi bana. Niye böyle davrandı ki şimdi? Alıp veremedikleri bir şey var ama ne? Bu kadar çözümsüz olan ne? Üstelik de birbirlerini bu kadar severlerken. Oğlum, daha vakit kaybetmeden bir hal yolunu bulmak lazım. Zeynep için çok endişeleniyorum. Hele ki şimdi. Şimdi hiç üzülmemesi, kendini yormaması lazım. Yoksa maazallah. Anlamadım anne, neden? Anne, sana bir soru sordum. Neden böyle söyledin şimdi? Çünkü Zeynep hamile oldu. Ben hapisteyken bile o herifle gizli gizli buluşmaya devam etti. Üstelik el elisiniz. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Bir bebeğimiz mi? Yoksa bebeğiniz mi? Artık her şeyi düşünüyorum seni. Çünkü sana hiç güvenmiyorum, hem de hiç. Allah'ım, ne yapacağım ben? Selim doğruyu söylediğime inanmıyor. Hiçbir zaman da inanmayacak. Üstelik çocuğunu bile kabullenmiyor. O çocuk gerçekten doğmalı mı? Yoksa... Bilmiyorum, bilmiyorum. Allah'ım, ne olur yardım et. Ne olursun. Anne, neden bana söylemediniz? Oğlum, ben de daha birkaç gün önce öğrendim. Zeynep kimseye söylemek istememiş. Bu saklanacak şey mi? İnsan ailesinden, kocasından hamile olduğunu saklar mı hiç? Selim de bugün öğrenmiş. Hamile olduğunu bugün söylemiş ona. Yani buna rağmen öyleler. Ben de onu anlamıyorum ya. Bir bebekleri olacak. Birbirlerini en güçlü şekilde tutunmaları gereken zamanlarda hala tartışıp duruyorlar. Selim neden böyle davranıyor, ben anlamıyorum gerçekten. Bu gerginlik daha ne kadar sürecek Kenan? Nasıl önünü alacağız bu işin? Tamam anne. Sen şimdi bunları düşünüp de kendini yiyip bitirme. Ben Selim'le gidip konuşacağım. Abla, ne oldu? Eniştemler gelmedi mi daha? Ay, gelmez olaydılar keşke. Ne oldu? Söylesene. Ay, ne olacak? O aklı kıt Muhsin ne yapmış biliyor musun? Gitmiş bütün paraları sokak çocuklarına dağıtmış. Ne? Ay, sanki onların babasıymış. Neymiş efendim? Gitmiş onların yemek masraflarını karşılamış. Kendi aç karnına doyursun ilk önce. Ay abla, inanmıyorum ya. Ay Seher, aklına şaşayım senin kız. Gidip onun elinden paraları alamadın ya. Ne diyeyim sana ben? Ya ben mi dedim git de paraları dağıt diye? Bana ne kızıyorsun? Ay nasıl kızmam ya? Ay gitti paralarım, gitti paralarım. Allah, nankörlük yapma. Eğer ben olmasaydım sen şu an nefes alıyor olmayacaktın, unutma. Ay, Seher, kapat. Zaten cinlerim tepemde. Sonra konuşuruz, tamam mı? Ay, ay kapattım. Ay, gitti paralar. Ben biliyorum ne yapacağımı. Allah Allah. Kim ki bu saatte? Yarın saat 1'de
Gülbahçe Parkı'nın yanındaki kafede buluşalım. Sakın polise haber vermek gibi bir budalalık yapma. En kalabalık geri seçmiş salak. Neyse, yapacak bir şey yok. Gitmek zorundayım. Nerede? Aa, acelen ne? İlk önce bir paraları görelim. Para peşin, kırmızı meşin. Bak, bekliyorum burada. Elif neredeyse çabuk getir. Yok, getiremem. Ne demek getiremem? Biz seninle anlaşmadık mı? Paraları alıp kız bana verecektin. Ha, vereceğim. Yani yine vereceğim de hemen değil. O ne demek? Şu demek, bu daha ilk taksitti. Sen bütün taksitlerini öde, bitir. Ondan sonra kızı getireceğim. Ne? Hoş geldin abi. Hoş bulduk Selim. Nasılsın? Nasıl olayım? Aynen. Her gün aynı şeyleri yapıp duruyorum. Geçecek hepsi. Kurtaracağız seni buradan, sıkma canını. Dün annemle konuştum. Bana bir şeyler söyledi. Abi, yine Zeynep'le ilgili konuşacaksan hiç konuşmayalım. Aranızdaki bu gerginlik fazla uzamadı mı? Daha ne kadar devam edeceksiniz kavga etmeye? Kız her gün acı çekiyor. Gözümüzün önünde her gün eriyip bitiyor. Bunları hak edecek ne yaptı ki? Selim, sana diyorum. Neden biraz yumuşamıyorsun? Bu kadar ters gitmenin kime ne faydası var? Abi, tamam artık. Ne olur daha fazla konuşmayalım. Konuştukça sinirlerim bozuluyor. Konuşmayınca sorun çözülüyor mu? Artık bizim hiçbir sorunumuz çözülmez abi. Her şey bitti. Bitti demek ha? Selim, kendine gel. Bir bebeğiniz olacak, farkında mısın? Dün annemle konuştum. Hamileymiş Zeynep. Üstelik sana dün söylemiş hamile olduğunu. Bebeğiniz olacağını bile bile nasıl böyle konuşuyorsun sen ya? Baba olacaksın oğlum, baba. Acaba bu bebeğin babası ben miyim? Zeynep Emiroğlu. Buyurun, sizi içeri alayım. Tamam. Size yardımcı olacak herhangi birisi var mı? Ya da eşiniz? Hayır. Ben yalnız geldim. Tamam, buyurun lütfen. Şöyle buyurun, oturun lütfen. Evet Zeynep Hanım. İstenmeyen bir gebelik söz konusu sanıyorum, öyle mi? Peki. Belgelerinize bakıyorum da operasyona engel olacak herhangi bir sağlık probleminiz gözükmüyor. Ayrıca tüm tetkikleriniz de yapılmış durumda. Aç gelmişsiniz değil mi? Aç geldim. Güzel. O halde hazırsanız sizi şöyle alayım ben. Ama ondan önce birkaç kağıt imzalamanızı isteyeceğim sizden. Şurayı ve şurayı. Bu ilk gebeliğiniz değil mi? Evet, ilk gebeliğim. Tamam.
Hemşire hanım, hastanızı hazırlayalım. Buyurun Zeynep Hanım, size şöyle alayım. Operasyon 10 ila 15 dakika kadar sürecek. Gebelik sonlandırıldıktan sonra bir saat kadar sizi müşahede altında tutacağız. Sonra evinize gidebilirsiniz. Ben size giymeniz için gideyim. Birazdan kolunuzdan damar yolunuza girip anestezik ilaç vermeye başlayacağız. İğne batıyormuş gibi bir his olacak yalnız. İyi misiniz? Stresli olmanız normal tabii ama korkmanızı gerektirecek bir şey yok. Zaten operasyon esnasında hiçbir şey hissetmeyeceksiniz. Hemen olup bitecek. Dalga mı geçiyorsun benimle? Yani işine gelirse ben gayet ciddiyim. Yeter artık, sabrını taşıyor. Elif nerede ha? Bakın mı hiç, ben getirmedim ki onu. Ne? Ben de onu getirecek göz var mı ya? Ben aptal mıyım ha? Evet. Benimle aşık atacak kadar aptalsın. Bak, sinirlerimi tepeme çıkartma beni. Eğlence yeter bu kadar. Sen neyine güvenip beni test ediyorsun ha? Ya benim dediklerimi paşa paşa yaparsın, yoksa ben o çiftliğin yolunu tutup kocana kızını kendi ellerimle teslim ederim. Korkmayın, hiç acı hissetmeyeceksiniz. Hadi silin gözyaşlarınızı. Mendil vereyim mi? Yok, sağ olun, çantamda vardı. Tamam, siz hazırlanana kadar ben ameliyathane hazırım diye bakıp geleyim. Tamam. Babasının boyun atlaması yok mu? Oradaki yüz ifadesi çok tatlı değil miydi sence? Şurada böyle bir tane olsaydı. Şöyle sana benzeyen güzel kız. Çok güzel olmaz mıydı Zeynep? Ay, inanamıyorum sana. Konu yine oraya mı geldi? Zeynep. Bir gün bizim de çocuğumuz olacak değil mi? Demek baba olmak istiyorsun. Evet, istiyorum. Hem de çok. Düşünsene, bir bebeğimiz olmuş. Böyle ortamıza almışız. O gülücükler saçıyor. Biz de onunla oyun oynayıp duruyoruz. Sen gerçekten çok iyi bir baba olacaksın. Sana da annelik çok yakışacak. Bir anne olacağız. Thank you.
Allah'ım ne yapıyorum ben? Ne yapıyorum ben? Zeynep Hanım, hazır olduğunuzu haber verin de sizi bir an önce alalım içeri. Hayır. Hayır yapamam ben. Ben kıyamam ona. İyice anladın mı beni? Ben ne dersem o olacak. Yani yoksa senin işin çok zor olur. Ha sen diyorsan ki ben taksitle falan uğraşamam. Yani söyleyebileyim yani ben anlayışlı kadınımdır. Ha o zaman giderim kocana. Toplu olarak hak ettiğim parayı alırım. Olur biter. Hak ettiğim paramı? Ne yaptın ki sen? Aa, nankörlük etme ama. Ben daha ne yapayım ayol? Kızına baktım. Ha, senin gibi bir caninin elinden de kurtardım. Yani diyorum ki ben çiftliğe gitsem, her şeyi anlatsam. Yani kocan seni boşayacak. Senin bütün foyaların ortaya çıkacak. Ya boş yere ortalık karışacak ha. Ay, ne gerek var ki böyle şeylere ha? Tamam. Ne istiyorsun? Ya şöyle. Bak ne güzel anlaştık. İkinci taksitin zamanı gelince ben sana haber vereceğim. Sen beni hep böyle tehdit mi edeceksin yani? Eh, orasını artık benim paşa gönlüm bilir. Neyse. Ben kaçtım. Sen kendine iyi bak olur mu? Hadi görüşürüz. O kadar kolay değil Nurten Hanım. O kadar kolay değil. Selim nasıl böyle konuşuyorsun? Aklın mantığın alıyor mu bu söylediğini? Zeynep'e nasıl yakıştırırsın bunu sen? Abi tamam artık. Zeynep'le ilgili konuşmayalım. Ya ben gerçekten anlamıyorum. Dün konuştuğumuzda böyle söylemiyordun. Zeynep'le konuşmayı kabul ettin. Ne oldu aniden böyle değişti her şey? Abi gerçekten konuşmak istemiyorum. Lütfen zorlama beni. Selim, kız hamile diyorum sana. Hamile olduğunu bile bile nasıl böyle acımasız konuşabiliyorsun? Sırf canını acıtabilmek için mi böyle söylüyorsun? Abi Zeynep'in adını bile duymak istemiyorum artık. Lütfen. Lütfen anla beni. Ben sana inanamıyorum. Kız perişan. Senin söylediklerine bak. Ben de perişan durumdayım abi. Ben de perişan durumdayım. Biliyoruz Selim. Hepimiz seni düşünüyoruz zaten. Zeynep niye her gün seni görmek için buraya gelmek istiyor sanıyorsun? Gelmesin artık. İstemiyorum. Of Selim of. Konuşmadan hiçbir sorunu halledemezsiniz. Artık hallolacak bir şey kalmadı abi. Hiçbir şey kalmadı. Of Selim of. Allah'ım affet beni. Neredeyse geri dönüşü olmayan bir hata yapacaktım. Büyük bir hata. Şimdi ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Duygu, kızım. Anne. Neredesin sen? Çok korkuttun beni. Bahçeye gelince merak ettim anne. Arkamdan geliyorsun sandım. Ah kuzum benim, aklım çıktı. Aklım çıktı, hadi gidelim. Baban da merak etmiştir bizi. Elimi sımsıkı tut, tamam mı? Yavrumu dünyaya getireceğim. Ben de onun elini hiç bırakmayacağım. Hiç. Babanı o dört duvar arasından kurtaracağım. Bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım. Her şeyi. Nereden başlayacağımı da biliyorum. Hmm.
Elbet gideceksin o Beled'in yanına. O kızın yerini bulayım. Aynayı koyayım, göstereceğim ben sana. Allah kahretsin. Gördün mü acaba beni? Elimden kurtuldum. Ama sadece bu sefer. Mısın amca? Nurten teyzeyle kavga ettiğiniz için mi böyle üzgünsün? Ah Ayşegül'üm be. Biz onunla olduğu olası böyleyiz zaten. Ne zaman bir şey yapsam, bir şey söylesem hep kızıyor, bağırıyor. Sen de duydun. Onun için hep yarım Muhsin'im ben. Üzülme, sen çok iyi birisin. Aman. İstediği kadar bağırsın çağırsın, istediğini söylesin. Benim içim rahat. En azından sokaktaki çocukların karınlarına sıcak bir şeyler girmiş olacak. Aç yatmayacaklar en azından artık. Burası. Şu senin Muhsin abi de amma kral adammış ha. Hamido, tatlı da var mıdır la burada? Kurt gibi açma. Şşt, oğlum sessiz lan. Buyurun. Bizim Muhsin amca gönderdi. Kim? Yemek yemeye geldik. Şşt, oğlum sus lan. Bizim Muhsin amca gönderdi. Yemeklerin parasını ödemiş. Gidin yiyin dedi. Benim öyle bir bilgim yok ama. Öyle de ne oluyor burada? Bu çocuklar yemek yemeye gelmişler de. Ne yemeği lan? Bizim Muhsin amca gönderdi. Yemeklerin parasını ödemiş. Gidin istediğiniz kadar yiyin dedi. Yok ya. İstediğiniz kadar yiyin ha. Aşağı mı lan burası? Vallahi biz öyle söyledi abi. Onu kim söylediyse sizi yemiş aslanım. Tamam mı? Hadi bakalım yallah başka kapıya. Hadi. Ama abi. Lan yürü git. Bir daha da gelme. Yürü. Hadi. Bir de bunlarla uğraşacağız ha. Veysel amca, Muhsin kim? Ne bileyim kızım, bu zırta pozlarını uydurduğu biri herhalde. Hamit, nasıl sevindi ama Muhsin amca? Öyle, gözlerinin içi güldü sanki ya. Şimdi Hamit'le arkadaşları ne yapıyordur acaba? Bilmem. Belki de o dükkana gitmişler, sıcak bir şeyler yiyorlardır. Ha? Aa!
Keyifler yerinde bakıyorum. Hayırdır, sende bir haller var asıl. Neredeydin? Allah Allah. Muhsin Bey, bir de sana hesap mı vereceğim? Yok canım, bir şey sordum sadece. Merak etme, senin gibi sokak sokak dolaşıp millete para dağıtmadım. Çok şükür daha aklımı yitirmedim ben. Kalk kız, işe gideceğiz. Öyle oturma rahat rahat. Evde kalsaydı ben bakardım ona. He, bakarsın. Artık o mu sana bakıyor, sen mi ona bakıyorsun belli değil. Takılmışsın aklı gidik bir kızın peşine. Ahlak bekçiliği yapacağım diye teylerlere kadar gitmişsiniz. Ya niye öyle diyorsun Nurten ya? Benim kızım gayet de akıllı. Hatta ev bile hemen buldu. Ay bulur tabii be, niye bulmasın? Daha geçen gün gittik seyre görmeye onunla. Daha ne oturuyorsun kız? Kalksana, işe gideceğiz. Çare hüzün tükenip bitiyor, dilimde son.